harikalar yaratıyor. Titi bu arfeske sen. Ben Titi. Ligde tabii ki daha iyi olabilirdi çünkü çok hata yaptığımız yerler oldu. Fakat bu hataları düzelterek ilerledik. Lig istediğimiz gibi ya da tamamen süper geçmiş olsaydı ikinci bitirmezdik ligi. Bizim de hatalarımız oldu. Holloway Spor kapalı elemeden gelip birinci olması kimse tarafından beklenen bir şey değildi. Gayet iyi bir oyun ortaya koydular. Kendilerini de tebrik ederim. Kesinlikle tebrik etmemiz gerekiyor onları. Ama playoff süreci ligden daha farklı olacaktır. Sağdan çık. Göstermediler. Süpermisi var sadece. Çaşan önüne çıkacak. Ben gitti. Tier listleri direkt alt üst etmek tabii ki de mutlu etti bizi. İlk haftalara göre son haftalarda çok daha kendimize uygun bir oyun gösterdik. Sup ve Galacticos gibi deneyimli takımlara karşı kaybettikten sonra FF'e karşı ne olacak? Yine mi aynısını yaşayacağız? Yoksa daha mı iyi bir oyun ortaya koyacağız? O rakibe karşı kazanmak diğer maçlardaki performansımızı yüksek ölçüde etkiledi. Çünkü kendimize olan güvenimiz arttı. Tek başına kaldı Dark. Kıvanç oynayacak. Dark'ı başını 70 canım var ve Dark. Statics ve SG'yi yenerek lige güzel başladık. Fakat bir devamında mağlubiyetler bizi üzdü. Yani win'e hasret kaldık. Kazanmaya hasret kaldık. Takım olarak tekrar kendimize inandığımız başı çekim kari oldu. Ya playoff'a gidemeyeceğimiz an diye bir şey olmadı bizim adımıza. Biz çünkü kalacağımıza gerçekten inanıyorduk. Ve şu anda ilk hedefimizi başardık. Şu an yaptığımız her şey ekstra tamamen. İkinci split asıl hedefimiz bizim. Fenerbahçe'nin playoff hayallerini suya düşürdüler. Off season'a göre çok kötü bir split geçti. Off season'daki yaptığımız değişikliklerden kaynaklı tam hazırlanamadık gibi oldu. Bayağı şanssız bir ilk iki hafta geçirdik. Yaptığımız hataların farkındayız. Şimdi hazırlanabileceğimiz önümüzde bayağı uzun bir süre var. S2G de bizim gibiydi, şöyle söyleyeyim. Yani çok az sürede hazırlanma şansları olduğu için normal olarak istedikleri performansları gösteremediler. Bizden bahsetmek gerekirse lige istenilen performansı yansıtamadık. Bizim takıma sadece zaman gerektiğine inanıyordum ben. Bizden beklenti çok fazlaydı. Bizim de kendimizden beklentimiz çoktu ama istediğimiz sonucu veremedik. Herkesten özür dilerim. Kendi adıma. En azından beklentileri karşılayamadığımız için. Ama ikinci split'e daha sert geleceğimizi düşünüyorum. Ligden mutlu olduğum an SMB maçını kazandığımız andı. Çünkü bir böyle bir şey fitillemesi gerekiyordu bize. Tabi sonrasında birazcık hüsrana uğramış olabiliriz. Ben bu ligi tamamen olmasa da büyük bir şanssızlık olarak nitelendiriyorum. Dea'nın dil problemi yaşadığından dolayı böyle bir sonuç olduğuna katılmıyorum. Tabii 5 Türk'teki alacağımız verim kadar verim almasak da gayet yani anlaşılır bir iletişim vardı. Ben en son Sup'a karşı oynadığım için Sup hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Bu ligden bir takım çıkacaksa Sup'un çıkmasını isterdim. Çünkü şu an en iyi oynayan takım Sup gibi gözüküyor. Yavaş yavaş rampadan yürüdü geldi. Ecel'le beraber. Bir tık daha gelebilir. Silaha gitmişti bir oyuncu. Spike'da yerde kaldı bu sebeple ve son oyuncuydu. Geçen sene bunu başaramadık. Bununla ilgili oyuncularımın ve benim özellikle bu konuya hassasiyetimizin çok daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten süpermasif olarak sadece ligi de kazanmayı planlamıyoruz. Amacımız direkt olarak Ascension'a gidip orayı kazanabilmek. Fakat takımın şu an ikinci ayındayız. Yeni gelen oyuncularımızla beraber adaptasyon süreci hemen hemen birazcık daha tabii ki yavaş işledi. Onun dışında ligin sonuna gelindiğinde ise bu açıdan mutluyum. Çünkü dediğim gibi yarı finalden başlamak istiyordum. Saydı almalarını istiyor. Side almalarını istiyor. İlk kill, ikinci kill Mersa'dan. Müthiş tekniği simili. Mersa! Dördüncü olduk. Bence kısaca özetlemem gerekirse çok iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyemem. Özellikle Papara Supermassive, Fenerbahçe ve Firefox yenilgilerimiz var ilk dört maçta. Arkasından gelen maçlarda hatalarımızdan ders çıkarıp, biraz daha oyunumuzu farklılaştırıp, değiştirip daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ben. İyi başlayamadığımız bir serüveni hatalarımızı düzelterek daha güzel bir şekilde sonlandırmış olduk diye düşünüyorum. Arkadaşım için kapattı. Destructive! Kimin ulaşması lazım? Etrafında harika. Destructive zaman var mı? Ligin başında çok iyi başladık. Playoff aşaması var şu an. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Takımıma da güveniyorum. 1,5 haftalık aralıkta takım olarak yine güzel hazırlandık. İstediğimiz gibiydi her şey. Ama yani bazı şeyler oturmadı. Ivy takımına kaybetmeyi beklemiyorduk takım olarak. O kayıptan sonra birazcık moral olarak geriye düştüğümüzü düşünüyorum. O da oyunumuza yansıdı.
Galacticus'un daha üst sıralarda bitirmesini planlıyordum. Ama tabii ki de önemli olan playoff. Biz onlara karşı eşleştiğimizde ekstra bir düşüncemiz yok. Pek bizim açımızdan yenilmek gibi olmadı yani. Cidden güzel Valorant oynadılar. Biz ikinci, üçüncü olmaya değil. Bizim amacımız playofflarda da birinci olmak. Çünkü ilk split'te bunu yapabiliyorsa ikinci split'te daha fazlasını yapabiliriz.